Silvan'da Selahattin Eyyubi Camii'ne denk geldik. Yolcu camper orada. Şu evin güzelliğine bakar mısın ya? Böyle bir evde yaşamak isterim. Ben de küçükken bayağı besledim. Hepsi horoz çıkıyor. Normalde adını duyuyordum. İnanın buraya gelene kadar Sivan'da olduğunu bilmiyordum. Burada. Ayakları kalın. Sas su cinsi bulunuyor. Ne varsa buralarda vardır. Lokantalar, terzi, çay evi, giyim. Nasıl, iyi mi balık? Balık iyidir, çok güzeldir, her şey yaptı. Yayın balığı. Aslanlı kapıyı gördün mü, aslan? Tarihin içindeyiz. Silvan'da Selahattin Eyyubi Camii'nin havuzundayız. Süper. Nasıl yakıştı? Müthiş. Kombin süper. İnanılmaz güzel bir cami. İçeride huzur var. İçerisi serin. Harika bir cami. Arabayla buraları kolaçan ederken kuvvetli muhtemel bunun yanından da geçtik. Ama fark edemedim. Vallahi çok güzel ya. Bayıldım. Abi şuranın güzelliğine baksana ya. Şadırvana, yaşam alanına. Gerçeklerini de çekiyoruz. Bir gün bu yolculuk bitecek. Selamlar. Bugün 1 Haziran 2024 Cumartesi günü. Aracın 1 yıllık muayene süresi doldu. Bugün yine direksiyonu Silvan'a çevirdim. Saat yeni çeyrekte çıktığımız yolda. Şu an 8'i çeyrek geçiyor. Silvan az kaldı. Bakalım, benim için her muayene sonu belli olmayan bir karanlık. Bu sefer arabaya geçirebilecek miyiz? Silvan'dan mutlu dönebilecek miyiz? O mutluluğun üzerine güzel bir yemek yiyecek miyiz? Şimdi Mavuş Reis'le Silvan'a doğru gidiyoruz. Yaptık. Şimdi önce muayeneye gireceğimiz için yanımıza nakit para alacağız. Sonra hemen Silvan'ın sol tarafta sanayisi var. Geçen yılda bir egzoz muayenesine girdiğim bir yer vardı. Orayı bulmaya çalışacağım. Önce bir egzoz muayenemizi yaptıracağız. Hemen ileride sağdan girince Silvan'ın şehir merkezine giriyoruz.
Daha önce Silvan'a defalarca geldim. Çekim yaptığım zaman da geldim ama akşamdı. Bugün de gündüz gezmek kısmet oldu. Silvan görüldüğü üzere ilçe gibi değil. Bayağı büyük. Hem tarihi hem de gelişmiş. Kral bak bu arabanın bu avantajı var, tamam mı? Her sokağa giriyor. Yani mesela araba işte bu sokaktan geçer mi, takılır mı, kalır mı? Tabii ki bu Diyarbakır'ın bazı sokakları için geçerli değil. Hiç araba girmeyen, otomobil girmeyen sokakları var. Yani o sokaklar için kesin de geçerli değil ama şimdi ben mesela her sokağa girip çıkıyorum çünkü niye? Orada daralıp çıkamayacağımı düşünmediğim için. Bunun uzun kasası olsa içine daha bir yerleşim yapabilirsin. Daha fazla yaşam alanı kurabilirsin ama bununla da bu özgürlüğüm var. Hem de çok tarihi. Hakikaten çok güzel bir binaymış ama. Evet. Ahmediye Cami. Demek ki herkes sağdan dönmesi gerektiğini biliyor kral. Öyle mi diyor? Yoksa sağ sanayi diye yazar. Ama bir tabela olması lazım değil mi? Kuvvetle muhtemel sanayinin giriş başka yerdedir de. Ben buradan bypass yaptım. Tabii böyle gidiyoruz. İnşallah sanayi de buluruz yani. Burayı hatırlıyorum. Al bak hemen şurada egzoz emisyon istasyonu var. Hemen yazıyor sağda. Burada egzozumuzu emisyonlaştıracağız. Selamünaleyküm. Egzoza geldik de müsait mi? Evet abi. Bir dakika dur benim diye gülüyor. Bırak abi. Geliyorum. Düzel abi düzel. Tamam abi. Tamam. Araba sahnesi orada kapısı abi. Abi arabacının her zaman bir bezi olmalı böyle. Yamuk yamuk da olsa, kirli de olsa. Bezi kullanırken, araba çalışırken kayışa denk getirmemek gerekiyor. Araya sıkışırsa sıkıntı olur. Kral inşallah geçeriz ya. Geçmemek için bir sebep var mı abi? Yok abi. Ama böyle muayeneler genelde böyle soru işaretli oluyor. Araba boşta çalış şu. Hatta abi. Bunda muayene parası. Abi gaz ver biraz. Bir farklarla girelim. İki kısa devre, uzun devre, sağ sinyal, sol sinyal, güzel, sorun yok. Önemli olan muayenede yanması kral. Frene basıyorum. Arkaların parkında sorun yok, arkaları sinyalleniyor. Güzel, arka park tekrar,
Çok güzel. Sağ sol güzel. Nasılsın abi? İyiyim abim. Sen nasılsın? Kamera çekiyorum. Sıkıntı yok değil mi senin için? Şu an fren lambası yanıyor. Şu an fren yandı. Evet. Bir de şeye bakalım. Sise bakalım. Sise. Şu yukarıdaki stop şeyler yanıyor mu? Tabii canım. Onlar da yanması lazım. Evet. Tekrar bir daha. Yani güzel. Sağsın ya. Tamam. Fren. Bekle. Fren kapatın. Nasıl gidiyor? YouTube kanalım var. Böyle anı mahiyetinde. Böyle bir ticari amacı yok. Oo, çaylar geliyor. Arkadaşlar benden çay. Helal be. Teşekkür ederiz abicim. Senin adın ne? Ebu Bekir. Ebu Bekir. Teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Senin adın ne? Abdullah. Memnun oldum kardeşim. Abi bir de şeye bakalım. Lambalarda sorun yok. Sistemde lambalar. Tamam. Kaçak çay yok. Geldik, egzoz muayenemizi yaptırdık. Kaçak çay var abi içinde. Çayımızı da içiyoruz. Keyifler yerinde. Arabamızı çektik. Birazcık burada mola verdikten sonra istasyona gideceğiz. Bakalım. Erken gelebilirsek işimizi erken halledeceğiz. Abi şimdi arkada yolcu yası var. Benim arabanın arkasında. Bunun şimdi 3 tane anlamı var. Birincisi, Kırıkkale'de çok ağır bir trafik kazası geçirdim. Otomobilin yolcu koltuğunda. Birincisi o. İkincisi de o bölgede çok fazla Neşet Ertaş dinledi. Neşet Baba'nın yolcu türküsünden etkilendi. Üçüncüsü de bu dünyada gerçekten yolcuyuz. Geldik gidiyoruz yani. Sebebi o yüzden. Şimdi bu arabanın bir de şöyle bir hikayesi var. Şimdi şu gördüğün abi koltuk. Benim evimdeki L koltuğun bir parçası. Ben 2017 yılında trafik kazası geçirdiğimde bu koltuğun üzerinde aylarca yattım. Yatalak kaldım. Sağ femurumda vidalar var benim. Şimdi bu hikayeyi anlatıyorum ki yani bunu da kayda alıyorum. Gerçekten sırlı bir olay. Ben bunu daha önce de anlatmıştım. Bundan herkesin bir ibret alması gerekiyor. O süre zarfında da çok fazla hastaneye gidip geliyoruz. Eski ambulansları, daha peki ayrılmamış eski ambulansları hasta taşımacılığında kullanıyor Sağlık Bakanlığı. Böyle bir arabayla çok fazla hastaneye gidip geldim. Çok ara sokaklara gidip geldim. Panelvanı da çok seviyorum. O kadar ağrılar içerisinde hem arabaya bakıyorum ben. Allah'ım bana nasip et. Allah Azze ve Celle bana böyle bir ambulans nasip etti. Bak şu koltuğun L parçasının bir parçasını koydum. Hiçbir mobilya işleminden de geçmedi bu parça. Buraya da tam oturdu. Çektiğinde de yatak oluyor. Yani Allah Azze ve Celle bana ne dedi biliyor musun abi? Kulum dedi, ben seni yürümekle ödüllendirdim tekrar. Sonra o yattığın, yatalak kaldığın koltuğu da bu arabaya koyduruyorum. Sana da bir ambulans veriyorum. Bunların hesabını, kitabını yap. Otur, düşün. Ona göre ye, iç, gez. Ve bana kulluk etti. Yani bu arabanın böyle bir sırrı var. Son kelimeyi aslında ben söyledim sana. Allah'ın sana bahşettiği bu güzel hayattan sonra, ikinci hayattan sonra o kulluk kısmını soracaktım. Kulluk kısmında da karavanda, dünyada iyi olduğun kadar orada da iyi misin? İnşallah. Onu, o bizim yüce yaradan aramızda. O şekilde olmaya çalışıyoruz yani. Allah hepimize akıllı yaşamayı nasip etsin. Ahmet abi. Abi geldik. Aracımızı muayene ettirdik. Boş sohbet muhabbetimizi ettik. Çayımızı da içtik. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Afiyet şeker olsun. Yine görüşürüz inşallah. İnşallah. Beklerim. Allah işini yüzünü nasip etsin. Allah. Yok sağ olasın. Abicim görüşürüz. Sağ olasın. İyiyiz ki insanlarla karşılaştık abi. Görüşürüz. Abi bak şimdi var ya ne kadar yanarsa yansın muayenede yanmadı mı? Yanmadı mı geçemiyorsun işte. Evet. Ya yanımda yedek lamba var. Fakat oradaki adam müsaade edecek mi? Etmeyecek mi? Bunlar çok önemli şeyler yani. Hastaneye giderken bu kadar tedirgin olmuyoruz ya. Çünkü niye biliyor musun? Biri çok uğraştıracak. Bir günümüz daha yiyecek. Millete derdimizi nasıl anlatacağız yani? Bak nereye gidersek takip et, boş sohbet, muhabbet. Çünkü niye? Allah bizim kalbimize göre veriyor abi.
güzel insanlarla karşılaştık. Şimdi istasyona doğru gidiyoruz. Bu tarz videoları en çok sonbahar ve kışın izlemesini seviyorum. Böyle hava soğuk ama videonun sıcaklığı o mekanın içine kadar geliyor ya. Hemen şuraya duralım. Şurada arabanın ufak tefek yapmam gereken işleri var. Şurada halledeyim. Sonra sıramızı alalım, girelim abi. Kral, şimdi arabayı ayakkabısız kullanıyoruz ya. Yani yemeliyle kullanıyoruz. Muayenede buralar kirlenmesin diye kağıt mat yapıştırıyorum. Şuraya da çöp torbasını yayıp çıkarsanız bir şekilde muayeneden sonra çıkartmış olacağım. Şimdi bunu buraya göre uyarlayacağım. Güzelce poşetle tertemiz kapladım burayı. İşi de bitince bunları komple alacağım. Halımı sereceğim. 364 gün sonra yine Silvan muayene istasyonundayım. İçeride sıramızı aldık. Şu araçtan sonra biz gireceğiz. Aracımız perona girdi. Şimdi çıkışını bekleyeceğiz. Kral araba perona girdi. Bakalım. Ben pozitifim ama her muayene benim için dediğim gibi kara delik. Muayeneden geçtik. Şimdi artık yola çıkıyoruz.